Evet sevgili izleyicilerimiz, Ahmet Sertaş ile Avrupa'daki Anadolu programımızın 2013 yılının son bölümüyle ekranlardayız bu hafta. Yeni Nesil Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda Avrupa'daki Anadolu Haber Müdürümüzle şöyle 2013 yılını bir değerlendireceğiz. Ergün kardeşim, 2013 yılı bizim için, programımız için çok güzel geçti. Hem Yeni Nesil ekibi olarak hem de Avrupa'daki Anadolu ekibi olarak gayet memnunuz. İzleyicilerimize de en güzel şekilde gelişmeleri aktardık. Bu gelişmelerden şöyle başlıklar, 2013 yılında özellikle eğitim konusuna çok önem verdik. Evet, eğitim konusu 2013 yılında yine belimizi büktü değerli izleyenlerimiz. Özellikle son ders oluyor ve eğitimini yarıda bırakan genç kardeşlerimiz bizleri son derece üzdü. Dileriz 2014 ve daha sonraki yıllarda bu oranlar daha az düşer ve özellikle buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Lütfen özel dersi göz ardı etmeyin. Almanca sıkıntısı devam ediyor hala. Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız Almancayı öğrenmemekte benim gibi ısrarlı. Evet. Şimdi Almanca artık bizim günlük ekmek su gibi ihtiyacımız. Dışarıya çıktığımızda kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Ve birçok vatandaşımız yabancı düşmanlığından dert yakınıyor. Fakat kendisini ifade edemediği için maruz kalıyor. Lütfen Almancayı öğrenin. Özellikle evdeki bayanlarımız, eşlerimiz bunları lütfen öğrensin. Çünkü doktora gittiğinde bile ihtiyaç Almanca sorunu hala daha belimizi büken unsurlardan bir tanesi. Lütfen Almanca eğitimine önem verin. Yine izleyicilerimizin bilmediği bir konuyu ekranlara taşıdık. Pasaport sorunu, evet. Çifte vatandaşlık. Evet. Bu konu hakkında yine bilgi verelim. Evet, çifte vatandaşlık Avusturya Cumhuriyeti'nin kabul etmediği bir sistem değerli izleyenlerimiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul ediyor. Lütfen evinizde eski pasaportlarınız var ise, lacivert pasaportlarınız, içinde bulunan süresiz vizeler ile Türkiye'ye gidip gelebilirsiniz ve yeni çıkartmış olduğunuz pasaportlar ile onu kombine edebilirsiniz. Fakat Avusturya Cumhuriyeti hiçbir şekilde çifte vatandaşlığı kabul etmiyor. Yani Türkiye'ye girer iken gümrük memuru size yanınızda nüfus cüzdanı var mı diye sorusunu sorduğu zaman hiçbir şekilde Avusturya'daki şartları göz önünde bulundurmuyor. Geriye döndüğünüzde eğer nüfus cüzdanınız pasaportunuzun içinde ise bu sizin geri dönüş biletiniz oluyor değerli izleyenlerimiz. Lütfen bu konuda ciddi anlamda önleminizi alınız. Yine pasaport demişken geçtiğimiz 2013 yılında gümrüklerde birçok mağduriyetler yaşadı Türk vatandaşlarımız. Bilinçsizce Türkiye'den düğünü için yüklü altın getirirken veya buradan Türkiye'ye yüklü para götürürken bir hayli problem yaşadılar, mağduru oldular. Bu konu hakkında izleyicilerimizi biz bilgilendirmiştik ama tekrar şöyle özetini izleyicilerimize aktaralım. Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'ya giriş yapar iken 10.000 eurodan fazla nakit para yanınızda bulunduramazsınız ve aynı şekilde 400 euroya kadar yanınızda altın bulundurabilirsiniz. Fakat üstüne gümrük ödemek zorundasınız. Aynı şekilde gıda alanında bagajınızda ancak ve ancak 150 euroya kadar gıda maddesi bulundurabilirsiniz ve süt ürünleri, et ürünleri Avusturya'ya kesinlikle getirmek yasak. 2010 için de seçimler oldu. Türk vatandaşlarımızın beklentileri çoktu. Beklentileri maalesef gerçekleşmedi. Seçimler bir hayli hayal kırıklığına uğrattı bizleri. Neler söyleyeceğiz? Evet. Şimdi sıkıntı şuradaydı. Seçmenler maalesef ciddi derecede bilinçlendirilmedi. Ve buradan bizim çabalarımız da maalesef yetersiz kaldı. Çünkü Avusturya'da parlamentoya girebilmesi için bir adayın ciddi derecede tercihli oy alması gerekiyor ki partisi ön plana sürmez ise. Fakat seçimlerde şöyle bir güzel olay da oldu. Yeşiller Partisi'nden iki milletvekilimiz var ve SPÖ'den de Nurten Yılmaz Türk toplumunu Avusturya'da temsil edecek. Fakat bu konuda siyasi partileri de buradan uyarmak istiyoruz. Lütfen Türk toplumuna el avuç açıp seçimlerden sonra sırtınızı dönmeyin. Yine 2013 yılında trafik canavarı birçok gurbetçi vatandaşımızı, özellikle genç kardeşlerimizi aldı. Evet. Buradan da haberlerini yapmıştık değil mi? Evet. Hız tutkusu olan genç kardeşlerimizi buradan uyarmak istiyoruz. 2013 yılında çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz kardeşlerimize veda etmek zorunda kaldık. Buradan bütün sürücülere seslenmek istiyorum. Lütfen hız limitlerine uyun ve aracınızı kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü bu seneki tablo gerçekten içler acısıydı. 20, 22, 23 yaşlarında genç kardeşlerimizi kaybettik. Lütfen bu tabloların 2014 ve sonraki yıllarda yaşanmaması için gerekli önlemleri alın.
Gençlerimizden bahsetmişken yine gençlerimiz için büyük bir sıkıntı Avusturya'da. Gerçi bu sıkıntı Avrupa'nın her yerinde var ama Avusturya'da biraz daha yaygın, izleyicilerimizden gelen mailler, şikayetler doğrultusunda. Wet bürolarda gençlerimizi, özellikle Türk gençleri çok sık görüyoruz artık. Artık wet büroların yuva yıktığını kimse hayır diyemez. Wet büroları artık dipsiz bir kuyu gibi. Buradaki, bu bataklıktaki genç kardeşlerimizin bir an evvel uyanması ve buradan çıkması gerektiğini dile getiriyoruz. Biliyorsunuz Avusturya şike skandalları ile çalkalanıyor. Aynı şike skandalları Türkiye'de de vardı. Yani maalesef bu işin içinde insan olduğu için belirli yerlerde şike yapılabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Lütfen bahis bürolarından ve otomatlardan özellikle lütfen elinize ayağınızı çekin. 2013 yılının izleyicilerimiz için en güzel tarafı da bence Yeni Nesil Gazetesi'nin Facebook sayfası. Hem önderlik yaptı, birçok haber sayfalarının açılmasına neden oldu. Hem de insanların Viyana'da olan olaylardan anında haberdar olmasını sağladınız. Bu fikir nereden geldi? Şimdi bu fikir bizim haber ekibimizden geldi. Çünkü bizim haber ekibimiz gerçekten de dinamik bir ekip. Gençlerden oluşuyor ve yeni nesilden oluşuyor. Ve elimizde birçok haber vardı. Bunu iyi değerlendirmek istiyorduk ve okunulmasını istiyorduk. Ve vatandaşlarımıza faydalı olmak istiyorduk. Bunu da en iyi sosyal medya üzerinden yapabileceğimize kanaat getirdik. Ve Facebook sayfamızı kurduk. Yaklaşık bir sene olmadan 27 bin kişiye ulaştık. Bu da Avusturya'da ciddi bir rakam değerli izleyenler. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı, başta haber müdürüm Şamil Yalçıner olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bize itimat duyan herkese de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Peki Ergün Bey, Yeni Nesil Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak ve Avrupa'da Anadolu Haber Müdürümüz olarak son olarak yeni yıl mesajımız ne olur? Evet, 2013 yılını Yeni Nesil Gazetesi başarılarla kapattı ve bu başarılar dilerim izleyicilerimizde de aynı şekildedir. 2014 yılında daha dinamik, daha başarılı, daha güçlü bir toplum diliyorum. Buradan sivil toplum örgütlerini tekrardan ciddi anlamda başarılı çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Çünkü Avusturya'da yaşayan Türk toplumunun başarılı insanlara her zaman ihtiyacı var. Her zaman başarıya aç olmamız gerekiyor. Yeni Nesil Gazetesi ekibi olaraktan da biz de bütün başarılara açız. Fakat dileriz 2013 yılına güzel bir şekilde veda ederiz. Sağlık, esenlik ve huzur içinde 2014 yılına kavuşuruz. Buradan bütün izleyicilerimizin 2014 yılını şimdiden kutlamak istiyorum. Anadolu'dan geldi.